istiyoruz. İş. Bizi almıyorlar. Bak hep gezip dolaşıyoruz. Allah fakirin garibanın yardımcısı olsun. İşsizlikten daha büyük bir sorun var mı? Bütün gençlerimiz gördüğünüz gibi yani hepsi işsiz. İşkurla çözülecek bir durum değil çünkü geçici bir süre. 3 ay, 6 ay, 5 ay, 8 ay yani bunlar geçici çözümler, kalıcı çözümler değil. Yani biz iş adamlarına gerekirse şehir dışında yaşayan Siirtli iş adamlarından ricamız Siirt'e yatırım yapsınlar. Dışarıya değil yani buradaki gençlerimize yardımcı olabilmek adına fabrikalar yatırım yapılıyor. Eğitim adına ama bizim gençlerde iş yok. Siirtler yeni nesil özellikle yetişen genç bu sosyal medya olsun, çevreden kaynaklı olsun bu tür gençlerimiz yani biraz geri kalıyorlar açıkçası. Kendilerini derslere vermek yerine başka türlü şeylere veriyorlar o yüzden. Çalışan insan her yerde çalışır, okuyan her yerde okur. Fırsatları var, imkanları var. Yani böyle. Siirt işsizliği çoktur. Milletin yüzde 50-60'ı hepsi bu işte kışlar sebebi fabrika yok, alternatif bir şey yok ki. Peki sizce Siirt'teki işsizliğe İşkur bir çözüm müdür? Ona değildir. Yani işte yani nasıl diyeyim sana? İşkur'da zaten adamı olan işe giriyor, adamı olmayan zaten bu işte geziyor. Bu da açıldığından beri kendimi kaydediyorum. Daha bir gün dahi İşkur'dan iş çıkmadı bana. Sürekli gidip kayıt oluyorum, geliyorum. Yok. Yani türpil desem var yani kiminki var yapıyorlar, adamı var. Gidip söylüyor, adamla iş çıkıyor yani. Biz 10 senedir gidiyoruz, kaydoluyoruz, geliyoruz. Adamımız olmadığı için. Peki ama bizim de sonra Allah'ımız var yani. Allah kimseye zarar vermesin. Ülkemizde maalesef işsizlik alıp yürümüş gidiyor. Aslına bakarsan çözülmesi için topyekun Türkiye hepsi bir olacak. Katılma halmesi yapacak. Başka şekilde olmaz. Geçici olarak ben seni işe koysam, diğerini işine koysam istihdam yaratmak lazım. İstihdam da nasıl yaratılır? Sanayileşmeyle, iş yerleri açmakla, kredi vermekle, insanlara yardım etmekle. Evdeki bayanlar oturuyor. Onların ülkenin kalkınması için onlara destek vermek lazım. Gençlere. Bir gün bütün Siirt'teki bütün çayhanelere, kahvelere git, hep genç dolu. İnsan acıyor. Çünkü neden? En verimli döneminde çayhanede oturuyor, pinikliyor. Kulaşkaya oturmuşlar, bekliyorlar. Evlenemiyor, iş yapamıyor, iş kuramıyor, gelecek için bir şey yapamıyor. Yani sadece ve sadece hayalle yaşıyor. Türkiye genelinde eğitim, öğretim sıfır. Bir gün ben AK Parti'ye oy veren bir insanım. AK Parti'nin 17-18 yıldır iktidarda eğitime, öğretime daha henüz bir katkısı yoktur. Geriye gitmiştir. Çözüm ne olduğunu bilseydim ben başbakan olurdum, milletvekili olurdum. Benim işim değil. Bizi yönetenlerin sorunudur. Bu bizi yönetenler bunun için kafa yoracak. Mesela ben 1974 mezunuyum. Endüstri Meslekesi'nde benim çocuklarım var. Üniversite bitmiş. Benim eğitim ve öğretimde gördüğüm birikimimin %10'una sahip değil. Çünkü sıfır. Maalesef. Ben sana diyorum ben AK Parti'ye oy veren bir insanım. Fakat 17 yıldır, 18 yıldır iktidarda buna bir çözüm üretmesi lazım maalesef. Çözüm üretmemiş, üretememiş. Yani bu da Türkiye'nin kalkmasının en büyük özelliği kalkındıracaksa bir ülke eğitimde ve öğretimde. Yalnız eğitim değil. Çünkü bazıları karıştırıyor. Eğitim ve öğretimin anlamını bilmek lazım. Esas mesele orada. Hem eğitecek hem öğretecek maalesef. Türkiye'de sıfır altında eksiye gitmiştir. Benim şahsi görüşüm budur. Belki ben yanılıyorum ama benim şahsi görüşüm budur. Siirt'te işsizlik ne durumda? Tavanda. Fabrika olsun, şey falan olsun, yeteri kadar çalışma yerleri yok. Sadece Siirt için değil, çoğu yer için geçerli. Türkiye'deki eğitim sistemini baz alalım. Yani eğitim sistemi gerçekten Arap saçına dönüşmüş yani. Belirsizlikler, isim değişikliği, bir... Yok yani yok, böyle eğitim yok sistemi yani, yok yani. Türkiye'de eğitim sistemi yok. Eğitim sadece Siirt'i baz almayın, yani. Türkiye'de yok. Peki buna nasıl bir çözüm üretilir? Çözüm bir öğrenciden bütün derslerinin başarıyla vermesini beklemek zaten saçmalık. Yani bir hoca bir dersi anlatıyorken bütün öğrenciden bütün dersleri öğrenmesini istiyor. Yani bu düzen gerçekten çok saçma geliyor bana yani. Yani ilgisini çeken ders üzerinden yani ona doğru yöneltilmesi lazım. Türkiye'de işsizlik çok yani bu sadece Siirt baz almamak lazım yani.
Türkiye'nin genel durumu ortada, işsizlik yani. Çok istikrarsız yani bu konuda, yani bir karman çorman olmuş yani. Bakıyorsunuz bir İşkur ilanı oluyor, kuyruklar başına alıp götürüyor boş yani. Boş yani, boş. Onlar da aynen boş. Yani bu almış başını götürüyor yani. İşkur işsizliğe çözüm değil mi? Siirt'teki, Siirt'teki iş adamları çok sahipsiz. Yani kimse el açmıyor yani buradaki halka. Yani biz buradan vekil seçiyoruz. Şahsen benim oyum belli yani. Ve tarafım da belli. Fakat biz beklenilerini alamıyoruz. Şahsen benim düşüncem şu. Ben bir dahaki seçimde daha dikkatli olacağım. Çünkü buradaki iş adamları, siyasetçiler gerçekten bu memleketi sahipsiz bırakta. Görüyorsunuz hastane kapatıldı. Esnaflar kapatıyor. İşsizlik hasafada. Suriyelilerin özellikle burada oluşları. Evet, kapılarımızı açtık, iyi yaptık. Fakat artık bunların bir çözüme kavuşması lazım. Yani artık gitmeleri lazım. Yani hükümet bu konuda bir adım attı. Ama daha acil olması lazım. Çünkü artık esnaf bunu kaldırmıyor. Adam 500 liraya şey çalıştırıyor, personel çalıştırıyor. Bu durum böyle olursa işsizlik de olacak. Esnaf da kapatacak, dükkanlar da kapatacak, hastane de kapatacak. İşkan sahipleri var, İşkur'da çalışıyor, biliyor musunuz? Yani çoğusu mu ama yani. Yani AK Parti, baba AK Parti'liyim söylüyorum. AK Parti ayrı koyuyor işe. MHP ayrı koyuyor, Hudapar ayrı. Hepsi anlaşıyorlar, ayrı ayrı adamlarını eleştiriyorlar. Geride 3-5 kişi kaldı mı? Yine olan, garibana oluyor. Ama bunu yayına ina. İşkur müdürüne yani sesleniyoruz. Bir daha torpille kimseyi alma. Vallahi hani Kore'yle arıyorsunuz. Görüyoruz Nazım Millet dışarıda bekliyor. Yazı günü atar. Benim işim var. Ben çalışıyorum. Ben burada bana sorun yoksa ben gidiyorum. Bir de yalan söylüyor. Bellidir kimin nasıl. Kimlik gidiyor. Kimin fotokopisini alıyorlar partilerden. Adamları. Ben şahit olmuşum buna. Adamlarını yerleştiriyorlar. Yazı günü atar. Böyle etmeyin. Eğlenmeyin kardeşim. Siz peki işsizliği soruyoruz. Ya işsizlikin. Nokta. Title, titleye geçelim. Vallahi işsizlik çok fazla var. Yatırım yok. Yani Siirt'in zenginlerinin ortada yok özellikle. Yani devlet de çok kısıtlı yapıyor Siirt'te. Özellikle Siirt'te işsizlik çok fazla. Yatırım yapılır. Özel sektör, devlet ikisi beraber yatırım yapar. Ama Siirt'te hiçbir şey yok. Peki sizce İşkur işsizliği bir çözüm müdür? Geçici bir çözümdür, evet. Geçici ama sürekli değil. Yani insanların uzun süreli iş sahibi olması lazım. Ama maalesef bakıyorsunuz 6 aylık, 5 aylık alıyorlar, çalıştırıyorlar. Ama maalesef yeterli değil. Evet, maalesef şehir dili her şeyde en son sırada. Eğitimde de öyle. Ya eğitim maalesef şehirde de, ya kaliteli öğretmenler, okullar mı yok bilmiyorum ama eğitimde de son sırada, haklısınız. Artık yani herhalde gençlerin umudu kalmadı. Diyorlar yani okuyup da ne olacağız? Bıraktılar mı bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz ama eğitimde de son sırada. Peki sizce yönetim bu kötü gidişata bir çözüm üretmiş midir ya da bir önlem almış mıdır? Yani daha doğrusu ne tür önlemler alması gerekir? Ya şimdi aslında genel sorun şu, liyakat problemi var. İşin ehli insanlar yok. Biliyoruz hep böyle torpille, malum biliyorsunuz işte adamcılıkla işler yürümeye çalışıyor. Ama sonuç ortada, öyle olmaz. İşin ehli insanlar gelecek, işin ehli insanlar bu işi düzeltebilir. Ama yani gelmezse durum çok vahim. Abicim biz de öğrenci olarak Adana'dan geldim. Yani arıyoruz, part-time iş arıyorum ben. İnanıyorsun nereye sorarsak 6-7 saatlik iş imkanları için 15-20 lira teklif ediyorlar. Yani bu, buna bir çözüm bulunursa çok iyi olur. Bence birkaç tane yatırım falan yapılıp şehri de geliştirmeleri yatırım lazım. Yatırım yapıldığı takdirde de işsizlik bir nevi olsa düşer mi? Tabii ki düşer. Peki sizce İşkur işsizliğe bir çare midir, bir çözüm müdür? Vallahi yıllarca İşkur'da başvurdum, Adana'da ettim. Bana bir çare olmadı, öyle söyleyeyim. Neden çare olmadı? Yani ülkemizde öncelik her zaman torpilden yanı olduğu için bizim herhangi bir torpilimiz yoktu abim, öyle diyeyim. Eğitim durumu abi vallahi hiç iyi yere gitmiyor. Onu söyleyebilirim çünkü eğitim sistemi hakkında konuşacak olursak yani sistem tamamen bence hiç düzgün bir şekilde ilerlemiyor. Her sene değişen yasalar olsun. Çünkü mesela ben bütün sistemde abi, değişen sistemde hepsi bize vurdu çünkü. Yok ilkokuldan geçişti, liseden geçişti, üniversiteden geçişti. Yani bunun önüne öncelikle bir geçilmesi gerekiyor çünkü bir milleti yani ilerleten öğrenciler ve eğitimdir. Bizim ülkede de mesela, biraz eğitim yanında. Ama hiçbir şey yaramıyor. Tıpçı da olsan da, matematikçi olsan gene açıkta kalıyorsun. Neden yaramıyor? Yani niye yaramıyor sizi? Abi, iş bulamıyoruz. Ne bileyim, özel hastane falan çalışıyorsun mesela. Bu arkadaşımı mesela ben de tanıyorum. Tıp bir arkadaşı var. Bu arkadaşım mesela şey tıp okudu 6 yıldan açıkta kalmış.
Mesela ben 2 yıllık veya 4 yıllık okuyorum diyelim. Yeni açıkta kalacağım, boşuna okuyorum yani. Yani lise okuyan öğretmen oluyormuş bu abilerimin zamanında. Şimdi üniversite okuyan çöpçü oluyor abi. Yani kişi olarak söylemek gerekirse yani ben bir eğitimci olarak gerçekten ben yani bir öğretmen olarak da bu durumdan şu anda memnun değilim. Yani şu an eğitim sistemi gerçekten yani yeni Milli Eğitim Bakanı gerçi eğitimden çıkmış bir insan ama gerçekten şu ana kadar bir gelişme görmedim yani bir faaliyet görmedim hep lafta kalıyor. Yani böyle bir eğitimde bir eşitsizlik de var yani maddi konuda da bir eşitsizlik var. Artık kaliteli eğitim yani, yok. Yani açık söyleyeyim ben eğitimin içinde olan bir insanlar gerçekten yani liyakatın da olmadığını bizzat görüyorum zaten liyakat da kalmamış maalesef. Yani emek harcayan bir insan hak ettiği yere gelemiyor. Yani Allah yardım etsin. Eğitim zaten Türkiye'de berbat bir durumda. İşsizlik de had safhadadır yani düşün yani 3-4 çocuğu olan bir insan hadi nasıl geçinsin bir gün iş bulabiliyor ben kendim mesela inşaatlarda çalışıyorum. Yeri geldiğinde bir gün buluyorsun 10 gün bulamıyorsun yani işsizlik had safhada biliyorsun yani ekonomi bir kere berbat yani. Bunun çaresi iş ortamları yaratabilmek genç nüfusa. Ha mesela birçok arkadaş ben biliyorum yaşı gelmiş geçmiş korkuyor mesela bir yuva bile bir kuramıyor bir... Belirli bir düzeni yok yani günlük yani gençlere bakıyorsun günü birlik neredeyse yaşıyor. İşkur işsizliğe bir çözüm değil yani veriyor 2.000-2.20 TL gibi bir şey. Hadi o insan nasıl ailesini geçindirir? Hadi normal günümüz şartlarda bir simit bir çay bile yese sabah öğle akşam hadi simit çay bile yese geçinemez o insan. Herkeste bir sıkıntı yani işsizlikten dolayı yani. Belirli bir düzenli herkes ister ki belirli bir düzenli bir işi olsun. Gelecekten bir kere umutları yok yani gençler. Eğitimciler geleceğin aynasıdır yani. Bir öğretmen kadrosu yok, belirli bir düzeni yok. Gençtir, adam 20 sene okul okumuş. Alıyor, gidip bir özel okulda çalışıyor. İki çoğa örnek vereyim. Hadi gelecek yok, o da geçicidir yani. Yani kendine bir o öğretimcinin kafası rahat olacak ki geçim derdi olmayacak, hiçbir sıkıntısı olmayacak ki o çocuklara belirli bir eğitim verebilsin. Topluma gelecek hazırlayabilsin. Çünkü binlerce üniversite mezunu işsizler ya var yani. Mesela ben kendi kardeşim de öğretmen 7-8 yıldır atanamıyor yani. Düşün yani o hadi örnek vereyim benim gibi birisi yani daha çocukluğundan beri çalışıyor. Vücudu her türlü işe alışmıştır. 20 sene bir okul okuyan bir insan gidip inşaata da doğru düzgün çalışamıyor. Bütün çünkü hedeflerini beynini ona odaklamış yani. Eğitime odaklanmış ki eğitimci her şeyden önce bir öğretmen geçim derdi olmayacak. Geçim derdi yani rahat kafayla bir okula gidebilmeli ki o çocuklara eğitim verebilsin yani.